Ben Aysel Özgen, evli mutlu ve iki çocuk annesiydim. Şimdi ise arayanım sorunum yok. Eşim benden ayrıldı. Kızlarım böbrek hastasıydı. Küçük kızımı ne yazık ki kaybettim. Büyük kızım yaşıyor ama verdiğim kararlardan dolayı benimle konuşmuyor. Beni suçluyor. 8 yıldır ona ulaşamıyorum. Telefonlarımı açmıyor. Nerede yaşadığını bile bilmiyorum. Huzurlu olsun, mutlu olsun istiyorum. Ama benimle de konuşsun istiyorum. Eşimle ayrıldıktan sonra artık yalnız bir hayat yaşıyorum. Ve kızımla dertleşmek istiyorum. Onunla görüşmek istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Bugün tanıklık edeceğiniz programda Allah kimseyi böyle bir karar vermek zorunda bırakmasın diyeceksiniz. Yani düşünsenize, iki kızım da böbrek hastası. Zehra'nın böbreği artık zehirliyormuş vücudunu. Yani alınması gerekiyormuş. Öbürünün de bu böbreğe ihtiyacı varmış, büyük kızımın da. Ama küçüğün durumu acil, ağır. Yani gözümün önünde erip gidiyor da yavrum. Anne beni kurtar der gibi bakıyordu gözlerinin içine. Küçük kızınıza böbreğinizi verdiniz. Evet. Ameliyat oldu, böbrek takıldı. Maalesef kurtaramadılar. Eşim konuşmuyor, kızım konuşmuyor. Beni suçladılar. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmadı. Kızıma beni bir an önce kavuşturur musunuz? Bunu da çok özlüyorum. Merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar ve bu kararlar sonucunda yaşanan pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceksiniz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Anne olmak dünyanın en güzel, en özel şeyi bence. Düşünün, bedeninizde bir başka beden can buluyor. Etinizden, kanınızdan, canınızdan bir can dünyaya geliyor. Her şey kontrolünüz altında. Gözünüzden sakınıyorsunuz onu. Ama bir süre sonra kontrol sizden çıkıyor. Ve o can ellerinizden kayıp gidiyor. Bugün tanıklık edeceğiniz programda Allah kimseyi böyle bir karar vermek zorunda bırakmasın diyeceksiniz. Şimdi gelin hep birlikte bir şansım olsa programına başvuran Aysel Hanım'a kulak verelim. Bakalım neden bizden bir şans istiyor? Hadi. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. Bize gelen başvurularda sizin başvurunuzu izledim. Bir daha izledim, bir daha izledim. Yani düşüncede bile ben kendimi sizin yerinize koyamadım. Çok zor. Şimdi isterseniz hikayenizi anlatmaya başlayın. Seyircimiz de duysun. Ben Aysel Özgen. İki çocuk annesiydim. Şimdi bir çocuk annesiyim. Mutlu bir evliliğim vardı Ayşegül Hanım. 20 yaşında evlenmiştim. Gençtim çok. Hamile olduğumu öğrenince işi bıraktım. Gayet güzel gidiyordu her şey. Evliliğim. Ta ki işte o lanet güne kadar. Büşra büyük kızımın böbrek hastası olduğunu öğrendim. Yani 10 yaşındaydı yavrum. Evli misiniz? Değilim. Eşim ayrılmak istedi. Neden? Benim verdiğim bir karar nedeniyle eşim beni suçladı. Büyük yani kızım beni suçladı.
verdiğiniz bir karar yüzünden. Evet. O karar neydi merak ediyorum tabii de, yani o karar aşamasına gelene kadar ne oldu, o karar neden verildi, onları anlatın isterseniz. Büşra 10 yaşındaydı. Hastalandığını öğrenince yavrum gözümün önünde soluyordu. Rengi solmuştu, hastaydı. Doktora gittiğimizde bir de ne öğrendik? Böbrek hastası. Süreç böyle başlamış oldu. Zor bir süreç yaşadınız. Kızınızı evet, hastaneye getiriyorsunuz, götürüyorsunuz. Çok küçük. Yani düşünsenize 10 yaşında bir çocuk hastane koridorlarında, doktorlar. Yavrum yani hiç korkmazdı aslında, Büşra korkmazdı. Fakat hastane koridorlarında doktorlara beyaz önlüklü, beyaz adamlar diyordu. Ha, ondan mı korkuyordu? Evet. Ha. Kızınız bu böbrekle yaşayabilir mi dediler, yoksa bir operasyon gerekli dedi mi doktorlar? Zaten birçok insan tek böbrekle yaşıyordu. Alınması gerekiyor dediler. Yani ben de kabul ettim. Büşra güçlü bir çocuktu. Bir böbrekle yaşadık yavrum. Karar aşaması dediğiniz aşama nedir? O esnada hamile olduğumu öğrendim biz doktora gidip gelirken. Normale döndük zannediyorum. Büşra iyileşti, eve geldi. Tek böbrekle yaşıyor. Küçük kızım doğdu. Ben tekrar yeniden doğduğumu düşündüm o esnada. Büşra da kardeşini çok sevmişti. Sonra 5 yaşında yavrum öğrendik ki o da böbrek hastasıymış. İki kızım, yani düşünsenize iki kızım da böbrek hastası. Bu nasıl bir lanet? Tekrar doktorları hastane derken işte yollarını aşındırmaya başladık. İkisini de götürüp getiriyordunuz. Peki o karar aşaması dediğiniz aşama neydi? Yani ona nasıl geldiniz? Zehra'nın böbreği artık zehirliyormuş vücudunu. Yani alınması gerekiyormuş. Öbürünün de bu böbreğe ihtiyacı varmış, büyük kızımın da. Doktorlar dediler ki tamam, organ listesine sizi alalım dediler. Ama küçüğün durumu acil, ağır. Yani gözümün önünde erip gidiyordu yavrum. Siz de küçük kızınıza böbreğinizi verdiniz. Evet. Her şey yolunda gitti zannettik. Ameliyat oldu, böbrek takıldı. Eve geldi. Kaybettik, eve geldik. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmadı. Beni suçladılar galiba. Sonra kızımı babaanneye götürüyordu, Büşra'yı. Neye uğradığımı şaşırdım, hiç beklemiyordum. Konuşmaya çalıştınız mı yani? Evet, kızım evine dön, seni özledim dediğimde gelmek istemediğini söyledi bana. Sizi suçladığı için. Kardeşinin ölümünden dolayı mı sizi suçluyordu, yoksa onu tercih etmediğiniz için mi? Sizce neydi? Ayşegül Hanım, kızım benden uzaklaşıyordu zaten, bunu hissettiriyordu. Bir gün odasına girdim. Temizlemek için günlüğünü buldum. Bakabilir miyim izin verirseniz? Benim için neler yazmış? Hayat hiç adil değil. Galiba ben öleceğim. Annem sadece küçük kardeşimle ilgileniyor. Thank you.
çocuk kendini dışlanmış hissetmiş, yani yalnız hissetmiş. Evet. Sonra mı konuşmaya karar verdiniz Büşra'yla? Dediğim gibi babaannesinde kalıyordu, kızımı almaya gittim. Gelmek istemediğini söyledi. Şimdi boşanma davası açmış. Herkes beni suçladı. Herkes benden uzaklaştı. Ayşegül Hanım, bana yardım edin. Kızımı 8 yıldır görmüyorum. Ben de bir anneyim. Allah bağışlasın. Benim de 2 tane evladım var. Çok zor. Gerçekten çok zor. Yani verdiğiniz karar çok zor. Dediğim gibi şunun hangisini kessen acımaz yani. İllaki acır. Bu 8 yıl zarfında hiç konuşmadı sizinle, öyle mi? Yani telefonlaşmıyor değildik ama... Peki ne yaptığından haberiniz var mıydı? Yani ne yaptığından, ne ettiğinden, nasıl yaşıyor, ne yaptı, okudu mu, çalıştı mı, evlendi mi? Hiç bir... Evlendi. Ha. Evlendi ama düğün de yapmadı. Damadımı bir kere gördüm zaten o 4 yıl içerisinde. Benim ona ihtiyacım var. Onun da bana olduğunu düşünüyorum. %100 ya. Olmaz olur mu? Annedir. Hakikaten bu travmadan sonra yani ikinizin de profesyonel bir destek alması gerekirmiş bence. Hiç kolay değil yaşadığınız şey. Çok ağır. Kızıma beni bir an önce kavuşturur musunuz? Onu da çok özlüyorum. Ben bunun sözünü vermeyeyim şimdi. Yani hani Büşra'ya ulaşacağız. Ama Büşra gelir mi, gelmez mi? Gerçekten bunun sözünü veremeyeceğim şimdi size ama inanın elimden geleni yapacağım. Ben şimdi gideceğim, onu arayacağım. Sizinle buluşturmaya çalışacağım. Elimden geleni yapacağım gerçekten. Şimdi Büşra'yı arayacağım. İnşallah annesinin yanına gelmeyi ikna edeceğim. İnşallah evdedir. Büşra Hanım merhabalar. Merhaba. Ben Ayşegül Günay. Bir Şansım Olsa programından arıyorum sizi. Nasılsınız? İyiyim de numaramı nereden buldunuz? Sizin numaranızı bizim ekibimiz buldu. Dedim ya, Bir Şansım Olsa programından arıyorum. Ekibimiz size ulaştı. Bizde size ait bir emanet var Büşra Hanım. Onu size vermek istiyoruz biz. Biri bana şaka mı yapıyor, anlamadım. Yok, hayır, şaka yapmıyoruz. Bu bir şaka programı değil çünkü. İsmim Ayşegül Günay. Dizilerde oynayan Ayşegül Hanım'mışsınız. Aynen öyle, dizilerde oynayan Ayşegül. Şimdi bir televizyon programı yapmaya başladım. Ve dediğim gibi size ulaştırmamız gereken bir emanet var bizde. Size kim arattırdı? Bir yakınınız bize ulaştı. Ve o emanette bir yakınınız verdi. Sizin... Ne emanet peki? Ne olduğunu inanın biz de bilmiyoruz. Yani onu bize teslim ediyorlar. Biz onu saklıyoruz. Siz bulduktan sonra ancak biz de görebiliyoruz. Maalesef ben şu an müsait değilim. Neden? Özel sebeplerden dolayı eşime de sormam lazım bu arada. Çok kısa vaktinizi alacağız aslında Büşra Hanım. Yani çok vaktinizi almayacağız. Zamanım yok dediniz ama hatta evinizin önünde bizim bir aracımız var. Programımız için kullandığımız bir araç. Aslında bakarsanız... Bir saniye, bakıyorum. Tamam, tamam. Siyah araç mı? Evet, evet, doğrudur. Siyah araç. Üstünde program logomuz var hatta. Bir Şansım Olsa logosu var. Gördünüz mü? Evet, gördüm. Evet, biz 2 dakikanızı ayırmanızı rica edeceğiz. İneceksiniz ve size ait olanı göreceksiniz. Mümkün mü? İsmini sormam lazım.
eşinize sormanız lazım. Telefonla sorabilir misiniz ya da gerçekten hani en nihayetinde evinizin önünde isterseniz hani yanınıza yörenize insanlar da alın. Ya da size bakması, sizi gözlemlemesi için herhangi bir zarar gelmeyecek nihayetinde size. Bunun sözünü veriyorum. Anladım. İneceksiniz, 2 dakika bakacaksınız. Ondan sonra konuşacağız isterseniz tabii. Tamam Ayşegül Hanım, sizin hatırınız için biniyorum. Çok teşekkür ederim. Tamam, bekliyoruz o zaman. Teşekkürler. Tamamdır. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Şimdi ona 2 dakika süre verdik. Araca inecek. İndikten sonra kasaya bir şifre yollayacağız. Onu açacak, içindekini bulacak. Bakalım ne olacak. Aslında şu an en gerildiğim anlar biliyor musunuz? Hani arabaya gitmesi, arabada kasayı görmesi, ona bir şifre yollayacağız. Kasayı açacak, emaneti bulacak filan. Ne hissedecek bilmiyorum. Arıyorum. Hadi bakalım. Alo. Büşra Hanım tekrar merhaba. Merhaba. Geldiniz araçtasınız. Evet ben geldim şu an ama burada... Bana emanet edilen şeyi göremedim. Bir kasa var ama o kasanın içinde mi acaba? Aynen öyle, o kasanın içinde. Şimdi ben telefonunuza bir şifre göndereceğim. O şifreyi gireceksiniz, kasayı açacaksınız ve emanetinizi alacaksınız. Tamam. Peki. Peki bekliyorum. Gönderiyorum. Geliyor olması lazım. Geldi. Geldi mi? Tamam. Evet. Tamam, açalım. Açtı mı? Evet. Tamam. Bu benim kardeşimin bebeği. Bunu annem göndermiş olmalı. Evet, anneniz yolladı bunu. Bu kardeşimin en sevdiği oyuncağıydı. Nasıl hissediyorsunuz? Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Büşra Hanım. Genelde böyle oluyor. Yani yollanılan emanetlerden insanlar etkileniyor. Ama ben sizden biraz süre istiyorum. Yani açıkçası aslında sizinle baş başa konuşmak istiyorum. Ben annemle 4 yıldır konuşmuyorum. Ben bu konuyu sinyal çektim. Neden ısrarla üstüne açıyorsunuz bu konuyu? Şimdi şöyle, ben annenizi de dinledim. Anneniz sizi çok özlemiş Büşra Hanım. Sizinle çok görüşmek istiyor ama... Eğer siz ısrarla görüşmek istemezseniz... ben yine sizi bir araya getirmeyeceğim. Ama ben sizinle yüz yüze görüşmek istiyorum. Eğer izin verirseniz. Ben annemle görüşmek istemiyorum hiçbir şekilde. Tamam, ben annenizle görüşün demiyorum. O konuda müsterih olun yani. Tamamen sizin kararınıza bırakacağım ben bunu. Ama ben sizinle yüz yüze konuşmak istiyorum. Hikayeyi bir de sizden dinlemek istiyorum. Yani sizinle yaşadığınızı çok merak ediyorum. Bakın ben size biraz bir süre vereyim. Bu süre zarfında eğer siz gelmeyi kabul ederseniz araç sizi benim olduğum yere getirecek ve yüz yüze konuşacağız sizinle. Olur mu? Ayşegül Hanım, ben eşime danışmak istiyorum. Bu konuyu izin verirseniz sizde. Tamam, tabii ki. Siz eşinizle konuşun. Daha sonra karar verirseniz eğer, gelmek isterseniz araç sizi benim olduğum yere getirecek ve yüz yüze konuşacağız. Tamam? Tamam. İnşallah gelirsiniz. Görüşürüz. İnşallah gelir. Ben şimdi Aysel Hanım'ın yanına gidiyorum. Ve bekliyorum.
tekrar merhaba. Merhaba Ayşegül Hanım. Geliyor mu kızım? Konuştunuz mu? Konuştum. Ne olur geleceğini söyleyin, ne olur. Yani sizin yanınıza gelip gelmeyeceğimi şu anda bilemiyorum ama aracımıza gelmeyi kabul etti. Şu anda araçta. Sizin gönderdiğiniz emaneti de verdik, aldı. Bir bebek yollamışsınız, evet. Bebek, kimin bebeğiydi o? Şey, düşünen bebeğiydi, yani çok seviyordu onu. Çok özenerek almıştı. Ama kardeşine de acıdığı için, hani kardeşini de çok sevdiği için kardeşine nasip oldu, ona verdi. Ama içi de gidiyordu o bebeği. Ben bunu görüyordum, hissediyordum onda. Çok seviyordu o bebeği. Onun için onu koydunuz. Evet. Kötü oldu bulunca ama. Neden? Anladı. Sizin yolladığınızı anladı. Gerçek mi kızım? Uzun zamandır sizinle görüşmediği için yine reddetti. Yani görmek istemiyorum dedi filan ama... Ben size güveniyorum, inanıyorum. Getirirsiniz onu bana lütfen. Biliyorum, güvendiğinizi biliyorum. İnanın daha evvel de söyledim. Ben elimden geleni yapacağım bunun için. Siz şimdi bir sakin olun, tamam mı? Ben onunla konuşacağım. Eşiyle konuşmak istedi, eşine danışmak istedi. Ben de onunla yüz yüze konuşacağımı söyledim. Umarım araç onu buraya getirir. Umarım lütfen. Ben onsuz yaşayamam. Ben nasıl yaşarım onsuz? Bu benim artık bir tanecik kızım kaldı. Bir tanesini kaybettim zaten. Ben elimden geleni yapacağım. Yapacağım. Peki... Ya siz kendinizi hiç suçladınız mı bu konuda? Yani öyle bir şey sorayım. Yani hani hiç neden Büşra'ya değil de Zehra'ya verdim böbreğimi diye düşündünüz mü? Neden Büşra'yı tercih etmediniz, büyük kızınızı? Zehra çok küçüktü. Yani muhtaç gözüküyordu. Gözlerinin bakışından anlıyordum beni kurtar değişini. Büşra çok güçlüydü. Büşra çok güçlüydü. Şimdi ben Büşra'nın yanına gideceğim. Büşra çok güçlü müdür hala sizce? Evet, o da bir çocuktu, haklısınız. Ama hayatımda en zor kararını vermek zorunda kaldım. Yani siz bir düşünsenize. Yani çarem kalmadı. Evet, ikisi de çocuğum. Ama birisi daha gözümün önünde tamamen eriyordu. Büşra alışıktı, ayaklar üzerine durabiliyordu. Onu da şimdi anlıyorum. Hiç o zaman anlayamamışım. Bilmiyorum şimdi nasıl düzelteceğim. Ya gelmezse? Gelmezse mi? Nasıl gel? Ben elimden geleni yapacağım. Yapacağım ama yıllardır sizinle görüşmüyormuş zaten. Yine görmek istemediğini söyledi. Biliyorum hatamı ama mecbur kaldım. Ben ona bunu her şekilde telafi etmeye çalışacağım, söyleyeceğim. Ayaklarına kapanacağım, yalvaracağım gerekirse. Bana birazdan bir mesaj gelecek. Geldi ya da gelmedi diye ona göre hareket edeceğiz. Ne olur gelsin. Ama gelmemeye de hazırlayın kendinizi. Ayşegül Hanım, ben iki böbreğimi de vermeye razıydım. Doktorlara yalvardım. Ne olur ikisine de bir çocukluğuma verin. İkisi de kurtulsun. Ben öleyim yani. Evet, razıydım. Yeter ki iki çocuğum yaşasın da. Çok zor. Zaten verdiğim karar yüzünden her gün pişmanlığım kat kat artıyor. Birini ölüme terk ettim. Birini kendi başına bıraktım.
Ben bu saatten sonra yaşasam ne yazar ki çocuklarım olmadan? Neden böyle oldu, niçin böyle oldu? Bu nasıl bir kader diye sorgulamaktan kendimi yedim bitirdim. Keşke ben yaşamasaydım, onlar hayır, yaşasaydı. Hayır, öyle demeyin. Galiba mesaj geldi. Bakalım. Evet, araba gelmiş. Hayatta tutunacak başka dalım kalmadı. Kızım bu benim. O gelmese ben mahvolurum. Ben şimdi Büşra'nın yanına gidiyorum. Onunla konuşacağım. Sizi buluşma masamıza alacağım. Orada beklemenizi rica edeceğim. İnşallah. Şimdi Büşra'nın yanına gidiyorum. Çok zor. Bakalım Büşra ne diyecek? Onu ikna etmek için elimden geleni yapacağım. Gerçekten üzüldüm. Büşra, hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Ayşegül Hanım, ben sizi tanıdığımı söyledim. Çok sevdiğim bir oyuncusunuz. Çok teşekkür ederim. Ama baştan şunu söyleyeyim ki ben sadece size olanları anlatmaya geldim. Yani annemle görüşmek istemiyorum. Anladım. Ama annen seni çok özlemiş, çok görmek istiyor Büşra. Annem... Benimle ne konuşabilir ki annem? Ne demek ne konuşabilir ki? Annen çok zor bir karar vermiş Büşra. Bir zamanlar yani gerçekten çok zor bir karar vermiş. Annene de söyledim. Çok zor yani evlatlarını birbirinden hiçbir anne ayıramaz. İkinizi de o doğurmuş. Allah rahmet eylesin Zehra'yı da, seni de. İkinizin de rahatsızlığı aynıymış. Ama anne seni çok güçlü görmüş her zaman. Ve bunun yanında bir seçim yaptı. Evet. Kardeşimi seçti, beni seçmedi. Yani bu ayrımcılığı yaptı. Ama seçmesinin sebebi... senin rahatsızlığın başladığı andan itibaren sen bayağı metabolizma olarak dayanıklı bir çocuk çıkmışsın. Ama kız kardeşin bu anlamda çok şanslı değilmiş. Yani daha güçsüzmüş. Dayanamayacağını düşünmüş annen. Hep bir de daha küçükler şey olur yani, diğeri büyümüştür ve hani o hastalıkla boğuşmaya alışmıştır olmuş annenin kafasında ama kardeşin için aynı şeyleri düşünmemiş. O yüzden onu tercih etmiş diye düşünüyorum. Ya ben de hep kardeşimin yanında olmak istedim. Kollarımıza iğneler sokuluyordu. Yani ben kardeşimde onu görmek istemedim hiçbir zaman. Hep onun yanında olmak istedim aslında. Ama ben okuldan alınıp onunla beraber diyalize giriyordum. Çok zor. O benim küçücüğümdü. Seviyordun çok kardeşim. Çok. Bunun için de anneyi sanırım birazcık suçladın. Yani tercihinden dolayı hem de kardeşin onun verdiği böbrek yüzünden öldüğünü düşünüyorsun herhalde. Yani ya da işe yaramadığını yani. O böbrek bir işe yaramadı. Ama ben olsaydım belki ben ölecektim. Annem bunu bilemezdi ki Büşra. İşe yarasın diye yaptı bunu. Ve öyle bir şey söyledi ki... doktorlara şunu dedim dedi... ikisini de alın... ben öleyim.
Ama doktorlar tabii ki böyle bir şey kabul etmemişler. Ben adını, yüzünü, kim olduğunu, cinsiyetini bilmediğim bir insan. Bana böbreğini bağışladı. Belki kardeşime bağışlasaydı kardeşim yaşayacaktı, ben ölecektim. Peki Büşra, sen olsaydın ne yapardın annenin yerinde? Böyle bir seçim yapmak zorunda kalsaydın. Zor bir soru değil mi? Ama yine de annemin zaten bu kadar zorlanacağını hiç düşünmezdim. Neden? Çünkü ben hiçbir zaman görülmedim ki. Annen tarafından. Evet, beni hiçbir zaman saymadı, görmedi beni. Ben 10 yaşındaydım. Sık sık hastalanıyordum. Doktorlar genetik bir böbrek yetmezliğim olduğunu söylediler. Sonrasında zaten okula gidemedim. Gidemedin okula. Oyun oynama hayali kurarken diyalize giriyordum o zamanlarda. Annem eve döndüğümüzde oynarsın diyordu ama zaten diyalizden sonra halim kalmıyordu ki oynamaya. Ah canım benim ya. Çok zor. Hastanelerde geçti yani hayatın. Maalesef. Yani kollarıma iğneler sokuluyordu. Bir gün iyiydim, bir gün kötüydüm, bir gün enerjiktim, bir gün çok halsizdim. Beyaz giyenlerin artık beni ne zaman çağıracaklarını bekliyordum. Annen de söyledi onu, biliyor musun? Şey dedi, çocuklar hani böyle dedi işte öcülerle falan korkutulur falan ama dedi. Büşra şey derdi dedi, işte beyaz adamlara gitmeyelim, beyaz adamlar istemiyorum. Doktorlar için söylüyordun herhalde. Evet. Canın yanıyordu çünkü. Çok fazla, ben çok acı çektim. Kardeşimin de bu acıyı çekmesini istemedim hiçbir zaman. Ha, kardeşin dünyaya geldi sonra. Evet. Sen 10 yaşındayken mi? Ben 10 yaşındaydım. Sever miydin kardeşini? Çok severdim. O benim küçücüğümdü. Ay canım benim. Oynar mıydınız kardeşinle? Oynardık. Bizim, yani benim çok değer verdiğim bir bebeğim vardı. O mu? Evet. Sonra bunu çok sevmeme rağmen hep benim sevdiğim şeyler benim kardeşime alındı. Ben hiçbir zaman, yani görülmedim. Beni hiçbir zaman duymadılar. Kardeşin de aynı rahatsızlıkla boğuştu değil mi? Evet, o da 5 yaşındaydı o zamanlar. Hastalığının belli olduğu zaman mı 5 yaşındaydı? Evet, yani ben onunla oynamak istiyordum ama onun böyle oynamaya hali bile kalmıyordu. Sonra bir gün hastaneye götürdük. Öğrendik ki aslında aynı kaderi paylaşıyoruz. Onun da böbrek yetmezliği ortaya çıktı. Abi. Sonra bu diyaliz sürecin devam etti. Kardeşinin hastalığı da netleşti. Sonra annenin o karar aşaması nasıl oldu? Yani annen böyle bir karar vermek zorunda. Bunu biliyor muydun yani? Yani ilk başta bilmiyordum. Kardeşin ameliyat olduğu zaman mı öğrendin bunu? Evet. Yani ikimiz de aslında aynı durumdaydık o süreçte. Yani bana vermesi olmayacak, kardeşime vermesi olmayacak. Yani ben belki de tamamen Allah'ın bir mucizesiyim. Bana verseydi ben ölecektim. Ama kardeşime verdi, kardeşim vefat etti. Ha, şey diye düşünüyorsun yani, annenin böbreği işe yaramadı. Evet. Ama annen bunu bilemezdi ki Büşra. Babanla aranız nasıldı? Babam hep arkamdaydı. Babam benim dağ gibiydi. Yani hakim bana sordu, kimle kalmak istiyorsun diye. Ha, boşandıkları zaman. İnanır mısınız, düşünmeden babam dedim. Çünkü anneye kızgındın. Evet. Yani o zamanlar babamın durumu kötüydü ama sonrasında toparladı. Sen annen kardeşini tercih ettiği için mi kızdın? Yoksa annen ona böbreğini verdi, bu işe yaramadı, kardeşin öldü, o yüzden mi kızdın? Aslında ikisi de benim için. İkisi de.
Ve sen başkasının verdiği, onların yani bir başkasının sağladığı böbrekle hayatta kaldın. Evet. Yani ben hiç tanımadığım, adını, yüzünü, cinsiyetini bilmediğim bir insan sayesinde buradayım. Ona binlerce kez şükürler olsun. Annen de bunu bilemezdi. Yani annen seni hep şöyle tarif etti, güçlü. Çok güçlüydü, güçlü bir çocuktu. Ayakta kaldı hep dedi. Sana o anlamda çok güvenmiş annen. Ya zaten ben 10 yaşımdan beri kendim ayakta duruyorum. Hastalığımı öğrendikten sonra benim hastalığım vardı. Ama bana verilmeyen değer kardeşime verildi hastalığı öğrenildiğinde. Yani ben takdirlerle geliyordum. Çok çalışkan bir öğrenciydim. Elimden geleni yapıyordum onlar için. Onu da söyledi. Ben hiçbir zaman görülmedim ki. Beni hiçbir zaman görmediler, hiçbir zaman saymadılar. Benim düşüncelerimi hiçbir zaman önemsemediler. Yani işte sizlerin rahatsızlığıyla boğuşuyorlarmış. Yani hani güzel olan şeyleri takdir edecek bir zamanları olmadı belki de. Ha? Hiç buradan baktın mı? Ama bana yapılmayan kardeşime yapılıyordu. Senin tedavin için de uğraşmışlar. Ama sen tek böbrekle bayağı bir süre yaşamışsın. Hani metabolizm olarak biraz daha güçlüymüşsün ama Zehra'nın öyle bir şansı olmamış. Evet. Ne zamandır görmüyorsun anneni? Annemle 4 yıldır görüşmüyorum. Ya şey olarak hiç yüz yüze görüşmüyorsun. Hayır, görüşmüyorum. Ki ondan evvel de herhalde sadece arada bir telefon görüşmesi. Ya evlenmişsin bu arada. Evet, evlendim. Hayırlı uğurlu olsun. Ne zaman evlendin? Evleneli 4 yıl oldu. 4 yıl oldu. Evet. İlk aşkımla. Ha, evet. Gerçekten. 4 yıldır evliyim, 3 aylıkta hamileyim. Gerçekten mi? Ay, anne oluyorsun evet, yani. Evet, Allah onu bana bağışlasın. Amin. İnşallah canım benim. İnşallah. İnşallah. Bak sen de anne oluyorsun Büşra. O duyguyu yaşayacaksın. Şimdiden o hissediyorsundur onu. Evet, ben de anne oluyorum ama benim de birden fazla çocuğum olursa asla aralarında seçim yapmayacağım. Annen seçim yapmak zorunda bırakılmış. Annen, annene de söyledim bunu. Şu elin parmaklarından hangisini kessen acımaz dedim. Hangisini kessen acımaz? Hepsi acır. Annen onu kaybedeceğini de bilmiyordu. Senin dayanacağını düşünüyordu. Annen ikinizi de çok seviyordu. Ben hiçbir şekilde annemle görüşmek istemiyorum. Büşra, ben de bir anneyim. Allah bağışlasın, benim de 2 tane evladım var. Gerçekten çok iyi anlıyorum anneni de. Ama şu an senin yerine de kendimi koymaya çalışıyorum, tamam mı? Hani böyle öyle bir durumda olsaydım ben de kızar mıydım, kızgın olur muydum? Ciddi bir travma çünkü çocukluğundan beri yaşadığın. Bir yardım aldın mı? Profesyonel bir yardım? Hayır, yani ben her zaman kendim ilaç oldum. Kendim savaştım bugüne kadar. Annen haklı galiba. Güçlü bir kızsın sen. Bu kadar güçlü bir kız anne olacak, evlat sahibi olacak. Kendini biraz annenin yerine koy. Bir düşün. Ben sana bir 30 dakika süre vereceğim. Tamam. Bu 30 dakika zarfında eğer fikrini değiştirir inersen annen birkaç metre ötede bir masada seni bekliyor olacak. Bizim masamızda. Ama fikrini değiştirmezsen 30 dakika sonra araç seni aldığı yere geri bırakacak. Tamam? Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben şimdi iznini istiyorum. Peki. Umarım gelirsin. Thank you.
Tekrar merhaba. Ben kızınızla konuştum, Büşra'yla. Ama açıkçası çok ümitli olmayalım. Top onda, bir karar verecek. 30 dakika bir süre verdim ona. Bu süre zarfında gelmeye karar verirse zaten burada olacak. Ama gelmek istemezse de aracımız onu aldığı yere geri bırakacak. Bu arada size çok güzel bir haberim var. Kızınız da anne oluyor, hamile. Ne? Evet. Anneanne mi oluyorum ben? Evet, genç bir anneanne. İnanamıyorum. Allah. Kızıma tekrar annelik yapabileceğim. Çocuğuna anneannelik yapacağım. Allah'ım. İnşallah Allah'ım. Ne güzel bir haber bu böyle. Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Ben ne yaptım ki? Çok şey yaptınız. Teşekkür ederim. İnanamıyorum. İnşallah hayırlısıyla dünyaya gelir o da. Ay çok mutluyum. İnanamıyorum. O zaman... Şimdi bekliyoruz. Tamam. Peki, teşekkürler. Maalesef gelmedi. Araçla geri dönmüş. İnmedi araçtan. Ne? Yalan. Çok üzgünüm gerçekten. Yani elimden geleni yaptı ama olmadı. Olmadı. Anne kızı kavuşturamadık. Ama bu başkalarını kavuşturamayacağımız anlamına gelmesin. Sizde bir şansım olsun diyorsanız, bir şansım olsa şöyle söylerdim ya da şöyle davranırdım diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın. Thank you.
Thank you.